Merhaba, Truva Savaşı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm tarihin en meşhur düellolarından birisine göz atmıştık ve bu düello sonucunda Hektor Atilius tarafından öldürülmüştü. Hatta bununla da kalmamıştı. Ne yapmıştı Atilius? Hektor'un ölüsünü arabasının arkasına bağlayarak Truva surları etrafında dolaştırmıştı. Hatta bu konuyla ilgili de çok güzel bir duvar resmine detaylı bir bakış atmıştık. Bence bu olayın anlatıldığı en güzel eser bu duvar resmi. Ve bu sebepten dolayı da yani ben çok beğendiğimden dolayı da bu resmi olabildiğince detaylı bir şekilde size tanıtmaya çalışmıştım. Konumuza tam da buradan yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii Atilius Hektor'un ölüsünü yani bir tur dolaştırmıyor kent surları önünde. Olabildiğince gel git yapıyor. Buradaki amaç ne? Truvalıların canını yakmak. Ve Truvalıların canını yeterince yaktığını düşündüğü noktada da Akileus'un ölüsünü aynı şekilde yani arabasının arkasında sürükleye sürükleye sahile kadar, Aka kampına kadar hatta Patroklos'un ölüsünün yanına kadar götürüyor Akileus ve peşinde tabii Aka ordusu da onunla beraber zafer çığlıkları, nidalar ata ata ilerliyorlar. Bu tabii ki takdir edersiniz Truvalıların çok canını yakan bir olay. Şimdi bu konuyla ilgili birbirinden güzel 3 tane eser göreceğiz. Hemen ilki gelsin. 1769 yılına tarihleniyor. Hemen zaten merkezde Akileus ve Patroklos'u görüyoruz. Bence burada en güzel detaylardan birisi Patroklos'un duruşu. Yani ölü oluşu çok güzel anlatılmış, çok güzel vurgulanmış. Yani o vücudunun duruşu, ten rengiyle Patroklos'un ölü olduğu çok güzel vurgulanmış. Bakın Akileus nasıl böyle yerdeki Hektor'u işaret ediyor. Diyor ki Patroklos'a, bak işte diyor, yeminimi tuttum, sana verdiğim sözü tuttum ve seni öldüreni önüne getirdim ölü bir şekilde. Sen şimdi burada işte böyle krallar, kahramanlar gibi yatarken o toza toprağa bulandı ve senin onuruna layık bir cenaze töreni yapılırken onu köpekler parçalayacak. Yani ben sana verdiğim sözü tuttum diyor ve eliyle de gösteriyor. Bak diyor, orada seni öldüren kişi yatıyor. Hemen yatağın başına baktığımızda da Truvalı ağıt yakan kadınları görüyoruz. Bunlar kimdi? Hatırlarsanız Akileus, Patroklos öldüğü zaman demişti ki Truvalı esir kadınlara, işte ben intikamımı alana kadar ve Patroklos gömülene kadar, ya daha doğrusu yakılana kadar, kremasyona uğrayana kadar ağıt yakacaksınız. Bu da bir tür cezaydı aslında. Yani Truvalı kadınların bir Aka kahramanına yakacakları ağıt onlar için çok ağır bir cezaydı ve bir gövde gösterisiydi aynı zamanda. Burada o kadınları hemen görüyoruz. Yatağın başında ağıt yakarlarken. Akileus'un ayağının altına bakarsak da yani o alt kısımda da bakın zırh parçaları ve miğferi görüyoruz. Yani zırhın gövde kısmı var, işte kalkanı var, miğferi var. Burada gördüğümüz şey Akileus'un Hektor'u öldürdükten sonra Hektor'dan aldığı zırhlar. Aslında aldığı zırhlar kendi zırhları bir bakıma emanet sahibine döndü. Çünkü hatırlarsınız Patroklos o zırhları giyerek savaşa katılmıştı. Ve Hektor Apollon'un yardımıyla Patroklos'u öldürmüştü. Zırhlarını üzerinden soyup kendi giymişti. Yani bir ganimet olarak Akileus'un meşhur zırhlarını almıştı. Fakat sonrasında Tetis yani Akileus'un annesi Hephaistos'a demirci tanrıya giderek Akileus'un yeni zırhlar yapmasını istemişti. Tanrı da onu kırmayıp bu dileğini yerine getirmişti ve Akileus savaşa yeni zırhıyla katılmıştı. İşte şimdi o zırh asıl sahibine geri dönmüş halde. Ve ilginçtir yani o zırhı bugüne kadar 3 kişi giydi. Kim giydi? Patroklos giydi, Hektor giydi ve Akileus giydi. Ama giyen son 2 kişi bu zırhı öldü. Ve bu tabloda da o 3 kişi görülüyor aslında. İkisi de ölü yani birisi yatakta yatıyor, birisi bakın yerde arabaya bağlı bir şekilde yatıyor. Hektor yatıyor ve zırhın asıl sahibi dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Kim o zırhın asıl sahibi? Akileus. Bu arada Hektor'a odaklanmışken şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Bakın Hektor'un vücudunda yani her ne kadar arabada sürüklense de herhangi bir deformasyon yok. Yani bir bozulma yok. Bu tablo olduğundan dolayı böyle değil. Akileus, pardon, Hektor korunuyor. Nasıl korunuyor? Afrodit ve Apollon Hektor'un vücut bütünlüğünü koruyorlar. Mesela Apollon bir buluta emrediyor ve o bulut sürekli olarak Hektor'un üstünde dolaşıyor. Yani kokmamasını, ısınmamasını vücudun sağlıyor. Bakın burada mesela onunla ilgili bir çizimi görüyoruz. Tabii ki burada Hektor'u koruyan bir bulut ama bu çizimde doğrudan Apollon onu koruyor gibi gözüküyor. Çünkü aslında Apollon'un görevlendirdiği bir bulut Hektor'un vücudunu koruyor. Gene benzer şekilde de Afrodit Hektor'un vücudunu yağlıyor ki herhangi bir çürüme olmasın.
bu konuya özellikle bir parantez açmak istedim çünkü videonun ileriki aşamalarında bir başka tabloda bu konuya tekrar değineceğim. İkinci resmimiz de 1769 yılına ait. Gene aynı konu var aslında. Çok da farklı bir şey yok. Bakın gene Akileus'u görüyoruz. Patroklos'un vücudunun başında. Gene eliyle işaret ediyor. Bak diyor işte bak burada o adam. Yani seni öldüren adamı tıpkı söz verdiğim gibi önüne serdim. Sana olan sözümü tuttum diyor. Eliyle Hector'un cansız bedenini işaret ediyor. Bu resimdeki en güzel detaylardan birisi yani ilk resimle kıyaslarsak bakın Patroklos beyaz çarşaflar içinde bir beyaz çarşaf üstüne yatmış. Daha önceki videolarda da söylemiş olmam lazım. İlyada'da şu anlatılıyor yani Patroklos öldürüldüğü zaman beyaz çarşaf serili bir yatağa yatırılıyor ve üstü de gene beyaz çarşaflarla kapatılıyor. Burada mesela o detay atlanmamış. İlk resimde o yoktu. Burada o detayın olması oldukça hoş. Yani buradan ressamın İlyada'yı okuduğunu anlıyoruz. Detaylarına hakim. Aşağıya inersek de gene Hector'un cansız vücudunu görüyoruz. Arabanın arkasına bağlanmış ve sürüklenerek oraya gelmiş ama gene herhangi bir bozulma yok. Ve gene bakın iki tane Mirmidon da yani Mirmidonlar Akileus'un kendi özel askerleri. İki tane Mirmidon da bakın Akileus'un ayaklarını yani arabaya bağlı olduğu yerden o düğümleri çözüyorlar ve Akileus'un vücudunu yere yatırmaya hazırlanıyorlar. Bu konuyla ilgili son resmimize hemen hızlıca bir bakış atalım. Keşke ben bu resmin yüksek çözünürlüklü halini bulabilseydim. Yani çok aradım gerçekten aradım. Çünkü burada iki yüz detayını size çok daha detaylı bir şekilde göstermek isterdim. Ama maalesef o detaylara çok inemeyeceğiz. Yani yaklaştırdıkça piksel piksel olacağı için belki telefonlarda daha iyi görünebilir bilemiyorum deneyeceğim. Çok detaylı bir şekilde o yüzlere bakış atamayacağız ama burada hem Akileus'un yüzü hem de yatağın başındaki Truvalı kadının yüzü çok hoş. Onları size de yakından detaylı bir şekilde göstermek istiyordum. Bakın Akileus'un yüzüne böyle bir inanmışlık var. Yani gene o meşhur el işareti var. Hani bak getirdim tıpkı söz verdiğim gibi diyor. Hector işaret ediyor. Ama o yüzü böyle çok inanmış. Nasıl diyeyim? Böyle çocuksu da bir inanış. Hani böyle ölmüş zaten adam. Öldüğünü de biliyor ama diyor ki sanki böyle hani o müjdeyi verirsem bak sözümü tuttum sana dersen hani böyle küstüğümüz zaman biriyle barıştırmaya çalışırız ya tıpkı onun gibi yani bak ben bunları yaptım artık bitsin bu kırgınlık der gibi. Bak diyor ben sana verdiğim sözü tuttum ve o adamı getirdim yani ayaklarının altına serdim diyor. O yüz ifadesi beni çok etkiledi mesela. Bu resmi incelerken yani bir inanmışlık var orada ve sonrasında da yaşanacak bir hayal kırıklığı var. Zaten onu da yaşıyor. Belki de ressam özellikle yaptı bunu. Çok güzel o yüz ifadesi. Gene hemen bakın Patroklos'un yatağının yanı başında bir kadın var. Ağıt yakan kadınlardan birisi. Onun da göz kapakları şişmiş ağlamaktan. O da çok hoş bir detay. Yani keşke onlara çok daha yakından bakma, inceleme şansımız olsaydı oldukça hoş, güzel detaylar. Burada, yani bu tabloda acı daha yoğun yaşanmış. O ortaya çıkartılmış aslında. Yani acının ne kadar yoğun yaşandığı gösterilmeye çalışılmış. Yani hem o kadının şişkin göz kapakları, yani o gözaltı torbaları özellikle. Yani çok ağlamış, çok bitmiş halde. Akileus'un o inanmış hali. Bakın hemen sol altta baktığımız zaman bir tane Mirmidon böyle ellerini kapaya başını almış böyle saçlarını yolar gibi yere kapanmış yani ne yapacağını bilmez halde böyle ağlıyor gibi çok acı çektiği oradan anlaşılıyor yani böyle ellerini başını daha doğrusu ellerinin arasına almış yerlere kapanmış halde o acıyı oradan yaşadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hector'un vücudu arabadan çözülmüş yere serilmiş halde burada görülüyor. Ve son olarak da beyaz çarşaf detayı burada da atlanmamış. O da oldukça aslında hoş bir detay bence. Yani kitaba ne kadar, daha doğrusu destana ne kadar sabit kalındığını bize gösteriyor. Haliyle tüm bu yaşananları binlerce kişi izliyor. Yani o hani Hector öldü, arabanın arkasına bağlandı, sürüklendi falan. Tamam, ondan sonra Aka ordusu olduğu gibi kampa dönüyor. Yani kutlama yapmak için dönüyor. Zaten Truvalıların savaşacak hali
kalmamış ve ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Komutanlarını kaybetmişler. Binlerce kişi Akileus'u izleyerek kampa dönüyor ve bu olayı da izliyor. İşte burada çok ilginç bir nokta var bence. Orası yani o çadır, Akileus'un çadırı adeta bir cenaze evi değil mi? Çünkü içinde bir ölü de var ve oradaki o çadırın sahibinin bir yakını vefat etmiş ve ölüsü de orada duruyor. Yani oraya bir cenaze evi diyebiliriz. Burada çok ilginç dediğim detay şu. Tıpkı bizim günümüzde de yaptığımız gibi Akileus gelenlere bir yemek dağıtıyor. Bir ölü yemeği veriyor aslında. O binlerce kişiyi doyurmaya yetecek kadar işte koyunlar kestirtiyor, boğalar kestirtiyor. Ve gelen herkesin karnının doyurulmasını emrediyor. Mirmidonlara işte mirmidonlar ambarları açıyorlar. İşte yemek, içecek ne varsa o gelenlere veriyorlar. Bu çok ilginç yani bizim ne zaman bir cenazemiz olsa işte biz cenazeye katılanlara bir yemek veririz. O geleneğin bakın kökenleri çok çok daha eskiye gidiyor. Akileus da kendi taziye evine gelenlere bir yemek veriyor. O da oldukça ilginç bence. Tüm bunlar olurken yani işte askerler yiyorlar, içiyorlar, yemekler hazırlanıyor, ediliyor falan. Patroklos bir yerde onurlandırılıyor. Akileus Agamemnon'un yanına gidiyor ve diyor ki Şafak'la beraber Patroklos'un cenaze törenini yapacağız. O yüzden de adamlarına söyle sabah yani Şafak'la beraber ya da Şafak olmadan yola çıksınlar ve Şafak'la beraber Patroklos'un şanına yakışacak büyüklükte bir ateşin yakılmasına yetecek kadar odunu sahile getirsinler diyor. Agamemnon da tamamdır o iş bende diyor adamlarını görevlendireceğini söylüyor. Tüm bunlar yaşanırken yani işte herkes yiyor, içiyor, eğleniyor. Patroklos onurlandırılıyor. Agamemnon'la Akileus görüşüyor. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Herkesin karnı doyuyor. Herkes mutlu. Herkes bir bakıma da aslında neşeli. Çünkü Hector öldü. Yani akaların baş belası deniyordu İlyada'da Hector için. Akaların baş belası Hector öldü. Herkes mutlu. Ama bir kişi çok mutsuz. Kim bu? Akileus. Herkes barakalarına, çadırlarına çekiliyor uyumak için. Akalardan komutanlar, askerler dahil. Tek bir kişi ayakta. Akileus gidiyor Truva sahiline. Akaların kamp kurduğu sahilde. Denize karşı böyle kumsala oturuyor. Ve denize baka baka hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Bu bence çok dramatik bir sahne. Çünkü eğer Hector'u öldürürse ve Patroklos'a verdiği sözü tutarsa belki bir nebze olsun içinin acısını dineceğini düşündü Akileus ama öyle olmadı. Yani tüm bu yaptıkları bir nebze olsun içinin acısını dindirmedi. Yani yüreğine bir damla su serpmedi bu yaptıkları. Ve belki de ilk defa acısını bu kadar yoğun yaşıyor. Çünkü Patroklos'un ölüsü getirildi. İşte çadıra kondu, ağladı, etti, annesi geldi, yeni zırhlar yapıldı, savaşta etti derken hep etrafında insanlar vardı. Yani hiçbir zaman tek başına kalmadı Akileus. İlk defa Patroklos öldükten sonra yaklaşık galiba 48 saat sonra ya da 72 saat sonra tam bilemiyorum vaktini yalnız kalıyor ve hıçkıra hıçkıra böyle ağlıyor. Çok bence acı bir sahne yani. Biraz da buradan geliyor aslında. Hani Patroklos'la Akileus arasında bir ilişki mi var? Noktasına biraz da buralardan geliyor aslında insanlar. Yani bir adeta bir aşk acısı çeker gibi ağlıyor. Sonrasında yani günlerdir uyumadığı için hem Patroklos'un başına nöbet tutuyor hem savaşıyor. Yorgun düşüyor Akileus ve ilk defa Patroklos öldükten sonra uyuyor. Daha doğrusu yorgunluktan bayılıyor gibi bir şey yani. Keyif uykusu değil bu. Göz kapakları kapanıyor. Ve o noktada işte Patroklos'un hayaleti Akileus'un yanına geliyor. Bununla ilgili maalesef çok fazla çizim bulamadım. Bulabildiğim tek olay bu. Onu da hızlıca anlatayım size. Patroklos Akileus'a yaklaşıyor ve çok fazla beklediğini, yani bir cenaze töreninin yapılmadığını, bu yüzden Hades'in ülkesine gidemediğini ve artık Hades'in ülkesine gitmek istediğini, aslında bizim tabiriyle biraz Araf'ta kalmış durumda. Yani Araf'ta kalmak istemediğini, ölüler ülkesine geçmek istediğini söylüyor. Ve bu yüzden de bir an önce cenazesinin yapılmasını istiyor. Yani kalk uyuma, bir an önce benim cenaze törenimi gerçekleştir, benim çektiğim acı bitsin diyor. Hatta sonrasında da şöyle bir istekte bulunuyor.
senin diyor annenin yani Tetis'in sana verdiği altın bir kap var. Çok güzel bir altın kap o. Küllerimi diyor onun içine koy ve sen ölünce de diyor vasiyet et. Senin küllerin de o kaba konsun ve bir sonsuza kadar o kabın içinde, o güzel kabın içinde, adeta bir sarayın içinde birlikte küllerimiz kalsın, birbirine karışsın diyor. Akileus Patroklos'un şaşkın şaşkın biraz da gözyaşlarıyla dinliyor isteklerini ve kollarını açıyor. Patroklos'a sarılmak istiyor son bir defa ama Patroklos'un hayaleti böyle yavaş yavaş silikleşiyor. Göz önünden kayboluyor. Akileus adeta bir dumanı kucaklamış gibi kendi kolları kendi vücuduna yapışıyor. Ve bu da Akileus'u çok çok daha üzüyor. Sonuçta bu metni yazan yani çok dramatik bir sahne. Gözyaşlarının sel olacağı bir sahne belki de bir Türk dizisi olsa. Sonuçta bu metni yazan kişi ya da anlatan kişi en azından bildiğimiz kadarıyla Homeros. Homeros da İzmir ve civarında yaşayan bir kişi. Yani bu memleketin çocuğu. O da acıyı seviyor ve gördüğünüz gibi İlyada'nın bazı noktalarını çok yükseltiyor acıyı. Burası bu kumsal olayda yani Akileus'un kumsala tek başına gelip hıçkıra hıçkıra ağlaması, Patroklos'u son bir defa hayaletini görmesi, işte ona sarılmaya çalışması, onun birden yok olması. Homeros'un acıyı tepeye çektiği ve bir Türk dizisi olsa belki de reyting rekorlarını patlatacak sahnelerden birisi. Bunun üzerine Akileus çok daha ağlıyor. Yani o acıyı çok daha derin yaşıyor. Ve sabaha kadar aslında şafağa kadar ağlıyor. Tüm bunlar olurken Agamemnon'un adamları uyanıyorlar. İda Dağı'na gidiyorlar yani Kaz Dağları'na gidiyorlar. İşte ağaçları kesiyorlar. Odun diyorum ama yani İlyada'da da odun olarak geçiyor. Aslında burada hazırlanan şeyler kütükler. Koca kütükler yani. İşte üst üste yığılacak onlar. Üzerine de ölü yatırılacak, yakılacak. O kütükleri hazırlamak için İda Dağı'na gidiyorlar ve şafakla beraber kampa dönüyorlar. Akileus hepsine yer gösteriyor. Yani odunların nereye dizileceğini yer gösteriyor ve Patroklos'un cenaze töreni başlıyor.